Tabii bunun yanında öğrencilerimizin sadece dersleri, laboratuvarları değil, sportif yönden de gelişmeleri bizim açımızdan çok önemli. Buna yönelik olarak da mevcut kapalı spor salonumuza ilave olarak açık spor sahalarını bugünlerde inşaatına başlıyoruz. Bu çerçevede klasik her yerde olan basketbol, voleybol sahalarına ilave olarak Osmaniye'de yeni yeni görülmeye başlanan işte tenis sahalarını öğrencilerimize ve personelimize sunmak istiyoruz. Bunun yanında yine Türkiye'de çok bilinmeyen ama gençlerimizi farklı ilgi alanlarına yöneltmek istememizin bir sonucu olarak badminton ve squash gibi yeni yeni Türkiye'de bilinmeye başlanan spor tesislerini de bu kompleks içerisinde yer almasını istiyoruz ve bunları da bir şekilde faaliyete geçirmek istiyoruz önümüzdeki dönem içerisinde. Tabii buna paralel olarak mevcut bir futbol sahamız var ancak biz istiyoruz ki FIFA standartlarında bir futbol sahamız olsun. Bunu da yine aynı şekilde önümüzdeki yıl içerisinde, 2012 yılı içerisinde inşallah faaliyete başlayacağız ve sadece futbol sahası değil, bu sahanın yanında 1500-2000 kişilik de bir tribünü inşa etmeyi planlıyoruz. Yine modern görünümlü futbol sahası ve tribün bir arada olacağı bir mekan düşünüyoruz. Tabii bu tribünü düşünürken sadece futbol sahası anlamında değil, bizim amacımız aynı zamanda mezuniyet törenleri olsun, açılış törenleri olsun, bahar Bahar spor şenlikleri. şenlikleri olsun, bu şenliklerde kullanmak için de böyle bir tribünün gerekli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Aklıma gelen birimleri saydım ama bunların içerisinde atlamış olduklarım da olabilir. Çünkü üniversitemizde gerçekten oldukça fazla sayıda Evet. fiziki gelişme, bina yapımı söz konusu. 2012 yılında hocam yine kütüphanemiz bölge Evet. için örnek olacak Evet, haklısınız. gerekse. Atladığımız bir diğer konu. Tabii ki bu tür sessiz ortamların kütüphaneler içerisinde olması gerekiyor ama artık gençlerin ruhuna hitap eden biraz daha serbest, belki midelerini bastırabilecekleri ufak tefek atıştırmalık bazı yiyeceklerin bulunduğu mekanlar. Her tarafı bilgisayarlarla donatılmış bir kütüphane hayalimiz var. Böyle bir Evet. kütüphane gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü hızla kitaplar veya bilgi kağıt ortamından, bizim klasik yüzyıllardır süre gelen kağıt ortamından artık sanal ortama, bilgisayar ortamına aktarılıyor. Kütüphanemizde bizim şu anda yaklaşık 20 bin civarında basılı eserimiz var, kitabımız var ama üye olduğumuz değişik elektronik veri tabanları vasıtasıyla biz aynı anda binlerce dergiye, binlerce kitaba bir tuş mesafesindeyiz. İşte bu kütüphanemizde bütün bunları düşünerek bu çağın getirdiği yeni yaklaşımları, yeni gelişmeleri göz önüne alarak bir kütüphane tasarlamak istiyoruz. Klasik bir kütüphane olmasın istiyoruz. Biz öğrencilerimizi bir taraftan grup çalışmalarına, kendi başlarına bir şeyler üretmeye, proje yapmaya teşvik ediyoruz. Ama diğer taraftan da bunların altyapısını, öğrencilerin bu tür faaliyetleri yürütebilecekleri mekanları sunmamız gerekiyor. İşte kütüphaneyi bizim düşündüğümüz mekan belki klasik anlamda kütüphane olarak tanımlamakta sınırlı kalacak. Belki başka bir isim olarak bunu adlandırmak gerekecek. Böyle bir kütüphane hayalimiz var. Devlet Planlama Teşkilatı ile bu ön görüşmeleri yaptık. İnşallah 2012 yılı içerisinde de bunun inşaatına başlamayı düşünüyoruz. Hocam, üniversitemiz meslek yüksek okulları ile eğitim öğretim faaliyetine başladı. Evet. Bahçe, Düzici, Kadirli ve Osmaniye meslek yüksek okullarımıza ilave olarak 3 fakültemiz ile şu anda eğitim öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Fen Edebiyat, Mühendislik ve İktisadi İdari Bilimler fakültelerimiz mevcut. Fakültelerimiz ve bölümlerimiz hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki biz her fırsatta üniversitemiz bünyesinde eğitim öğretim verdiğimiz bölümlerimizi, birimlerimizi Osmaniyeli'ye hatta Osmaniyeli'nin de ötesinde tüm Türkiye'ye tanıtma gayreti içerisindeyiz. Değişik vesilelerle eğitim fuarlarına katılıyoruz. Evet. Mümkün olduğunca üniversitemizi tanıtıcı broşürleri, bilgileri değişik kurumlara gönderme gayreti içerisindeyiz. Ama buna rağmen Osmaniye'de
Bizim açılmış olan bölümlerimiz hakkında tam bilgi sahibi olmayan vatandaşlarımızın olduğunu da müşahede ediyoruz. Evet. Bu sebeple burada kısaca biz hangi alanlarda eğitim öğretim vermekteyiz? Osmaniye'de liseyi bitirecek olan veya bitirmiş de üniversite sınavına tekrar girecek olan öğrencilerimiz için de faydalı olabilir bu bilgi. Kısaca bundan değinmek istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bizim yüksek okullarımızda 2 yıllık programlarımız mevcut. Normal ve ikinci öğretimi ayrı ayrı dikkate alacak olursak ilçelerimizle birlikte bizim 84 ayrı programımız var. Şu anda Osmaniye Meslek Yüksek Okulu bünyesinde sunduğumuz. Fakültelerimize baktığımızda, fakültelerimizde öğrenci kabul ettiğimiz 2011-2012 akademik yılı çerçevesinde toplamda 11 bölümümüz var. Bu bölümlerin iki tanesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alıyor. Bunlardan birisi klasik, birçok üniversitemizde yer alan ve Türkiye'de oldukça popüler olan işletme bölümümüz. İkincisi, Türkiye'de çok fazla olmayan, oldukça sınırlı sayıda devlet üniversitesinde ve bazı vakıf üniversitelerinde yer alan ve bu yıl öğrenci kabul ettiğimiz bir bölümümüz. Bu bölüm hakkında kısaca bahsetmek Tabii istiyorum. Bu hocam. bölümümüz Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. Az önce de değindik, artık bilgi çok hızlı olarak belli oranda ticaret, bilgi ve birçok günümüzde üretilen metaya baktığımızda bilgisayar ortamına, sanal ortama aktarıldığını görüyoruz. İşletme bilimi uzun yıllardır bilinen bir bilim. Az önce de söylediğim gibi birçok üniversitemizde buna yönelik olarak eğitim öğretim veriliyor. Ancak işletmeyi ve bilgisayar ortamını, sanal ortamı bir araya getirecek yeni bir bölüm bu Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü. İşletme bilimine bilgisayarı ilave edilmiş, entegre edilmiş, bu ikisinin bir arada yürütüldüğü bir bilim. Bunun için bu bölümdeki öğrencilerimize biz bir taraftan işletme bilimine yönelik olarak dersleri sunarken diğer taraftan da bilgisayara yönelik olarak bilgisayarın gerek donanım, gerek yazılım programlama anlamında, gerekse paket programları anlamında, gerekse ağ yapıları anlamında iyi yetişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ve bu bölümümüzün de üniversitemizin öne çıkan bölümlerinden birisi olacağına inanıyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde öğretim sunduğumuz 4 tane bölümümüz var. Bunlar fizik, kimya, biyoloji ve bu yıl ilk defa öğrenci kabul ettiğimiz Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Bölgemiz edebi yönden, Çukurova edebi yönden oldukça zengin bir bölge. Yerleşkemizin ismi Karacaoğlan, Evet, bundan da isminiz Korkut'ta. ismimiz Korkut Ata. Bölgede yetişmiş birçok aşıklar mevcut, birçok sanatçılar mevcut. Bunlar da düşünerek yöre kültürüne de hizmet edeceğine inandığımız Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bu yıl içerisinde faal hale getirdik ve ilk öğrencilerimizi bu bölümümüze de kabul ettik. Mühendislik Fakültesi'ne gelince, Mühendislik Fakültesi'nde geçen yıla kadar biz sadece 2 bölümde eğitim öğretim vermekteydik. Bu yıl bunlara ilave olarak 3 bölümümüze daha öğrenci kabul ettik. Daha önce öğrenci almakta olduğumuz programlarımız enerji sistemleri mühendisliği ve gıda mühendisliğiydi. Her iki bölümde özellikle enerji sistemleri mühendisliği de bizim açımızdan oldukça önemli bir bölüm. Çünkü bölgemiz bir enerji havzasının içerisinde yer almakta. Ve gelecekte de Osmaniye için enerjinin çok önemli olacağını düşünmekteyiz. Bu anlamda yine Türkiye'de sınırlı sayıda olan bölümlerden bir tanesi enerji sistemleri mühendisliği. Gıda mühendisliği de aynı şekilde önemli. Çünkü bölgemiz tarım ağırlıklı bir bölge. Tarımsal ürünler yetiştiriliyor. Ancak tarımsal ürünler daha çok ham madde olarak satışı yapılmakta. Bu ham madde ürettiğimiz tarımsal ürünler çok fazla ara mamul veya nihai mamul, kullanıcının mamul haline dönüştürülmüyor, ürün haline dönüştürülmüyor. Gıda mühendisliği bölümünün bu anlamda bölgeye ciddi katkılar sağlayacağını, bölgemizde üretilmekte olan tarımsal ürünlere katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yıl eğitim öğretime başladığımız, öğrenci aldığımız 3 bölüm ise mühendisliğin olmazsa olmazı 3 bölüm. Bunlardan bir tanesi makine mühendisliği bölümü. Ki birçok sektörde makine mühendisleri istihdam edilebilmekte.
birçok sektörün ihtiyaç duyduğu bir mühendislik alanı. Bir diğeri inşaat mühendisliği. İşte özellikle son yıllarda Türkiye'deki inşaat hamlelerini hep biliyoruz. Gerek devlet eliyle, gerek özel sektör eliyle yürütülmüş olan inşaat hamlelerini. Bu çerçevede Türkiye'de şu anda oldukça ciddi oranda inşaat mühendisine ihtiyaç var. Bu alana yönelik olarak inşaat mühendisliği bölümünde faaliyet göstermekteyiz. Ve son olarak yine geçmişte olduğu gibi gelecekte de önemi artarak devam edecek olan elektrik elektronik mühendisliği. Çünkü eskiden sistemler daha çok mekanik sistemlerdi. İçerisinde kontrol uzmanları çok yer almıyordu bu sistemlerin tasarımında. Ama artık şimdi en basit bir cihazı bile el attığımızda bakıyoruz ki içerisinde elektronik bir aksam mevcut. Bu sebepten dolayı da elektrik elektronik mühendisliği daima popülerliğini koruyacaktır. Daima talep olacaktır. Bunlar bizim şu anda eğitim, öğretim, öğrenci kabul ettiğimiz programlar. Ancak bu şu yanlış anlaşılmasın. Bizim açık bölümlerimiz sadece bunlar mı derseniz hayır. Bunlar bizim Yalnız öğrenci kabul öğrencilerimiz. ettiğimiz. Ancak bunların dışında bizim şu anda gerek laboratuvar altyapısını, gerek öğretim üyesi altyapısını hazırlamakta olduğumuz başka programlarımız da var. Başka gerek mühendislik fakültesinde, gerek idari bilimler fakültesinde, gerekse fen edebiyat fakültesi bünyesinde. Buradaki bölümlerimizi isterseniz önümüzdeki yıllara bırakalım, belki faaliyete geçince konuşabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim, önümüzdeki yıl içerisinde yine öğrenci kabul etmeye başlayacağımız bir bölümümüz var mühendislik fakültesi bünyesinde. Şu anda kesinleşmiş durumda. O da kimya mühendisliği. Yine kimya mühendisliği neden sorusu akla gelebilir? Neden böyle bir bölümü faaliyete geçirmeye çalışıyoruz? Onun gerekçesi de açık. Az önce de bahsettim. Bölgemiz bir enerji üssü olmaya aday. Birçok petrol tesisi, petrokimya tesisi, doğalgaz tesisleri bu havzada yapılacak. Ve burada çok fazla sayıda tersane, rafineri yapılması söz konusu. Özellikle rafineri ve petrokimya tesisleri için kimya mühendisleri olmazsa olmaz elemanlardandır. Bunları öngörerek biz kimya mühendisliği bölümümüzü de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi içerisinde önümüzdeki yıl öğrenci almayı planlıyoruz. Hocam farklı bir fakültemiz, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültemiz kuruldu. Ve yine Yabancı Diller Meslek Yüksekokulumuz. Bu meslek yüksekokulumuza ve fakültemize de öğrencilerimizi kabul etmeye başlayacağız. Bu konuda bilgilerinizi paylaşabilir misiniz bizimle? Tabii öğrenci kabul etmek, belki sondan başlayacak olursam sizin cümlenizi, öğrenci kabul etmek belki bir süreç olacaktır. Ancak tabii ki yarınlara hazırlanmak, öğrenci kabul edecek düzeye gelmek için bugünden çalışmaya başlamak gerekiyor. Öğrencilerimize yönelik olarak öğretim üyeleri yetiştirmek gerekiyor. Şimdi biz üniversitemizin büyümesi adına bu yaz başında senatomuzla bir karar alarak üniversitemiz bünyesinde sizin bahsettiğiniz Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulması yönünde bir karar aldık. Kuruluş raporumuzu hazırladık. Bu raporu Yükseköğretim Kurumu'na sunduk. Ve bundan yaklaşık 15 gün önce Yükseköğretim Kurumu tarafından bu rapor incelenerek uygun görüldü. Tabii ki bu hemen fakültenin kurulduğu anlamına gelmiyor. Seyircilerimize belki kısa bir not sunmak isterim burada. Bir fakültenin kurulabilmesi için bunun değişik bürokratik süreçlerden geçmesi gerekiyor. Değişik bakanlıklardan geçmesi gerekiyor ve nihai olarak da Bakanlar Kurulu tarafından bunun onaylanması gerekiyor. Şu anda Yükseköğretim